Şu an Türklerin Göbekli Tepesi'ndeyim. Moğolca Hüstolgoy. Brahmi harfleriyle yazılmış olan 603-620 yılları arası olabilir. 11 satırlık yazıt buradan bulunmuş. 1975 yılında bulunmuş. Türkiye'de ilk kez Necat Diyarbakırlı'nın Orhun'dan Geliyorum adlı makalesinde yer aldı. Resmi de ilk defa bütün dünyada aslında orada yer aldı ama gereken ilgiyi görmedi çünkü yazıt çözülemedi. Yazı Orta Asya'ya özgü, steplere özgü Brahmi yazısı. Gerçekte bu yazı çok daha sonraları 11-12. Yüzyılda Turfan bölgesinde Uygurlar tarafından kullanılmıştı Brahmi yazısı. Özellikle iki dilli metinler, Uygurca, Sanskritçe metinler yazıldı bu yazı ile. 11-12-13. Yüzyıla kadar uzanır. Ama ilk kez en eski kullanılışı bu bölgeden, Hüstolgoy bölgesinden. Birincisi bu ama bundan daha eskisi 571-74 arası dikilmiş olan Bugut'ta. Bugut'un 4. yüzyılında. Ama Bugut yazıtı daha uzun olmasına rağmen çok yıpranmış. Satır sayısı daha fazla. Çok fazla yıpranmış. Bu daha yeni Jurnal Gazette'in 2019 sayısında Dieter Mauve ve Alexander Vovin'in makalelerinde açıklandı. Ayrıntısıyla işlendi her iki yazıda. Ama yazıtın önemi, 11 satırlık yazıtın önemi tertemiz, çok iyi, okunaklı. 2014 yılındaki ilk araştırma gezimizde 3D sistemiyle fotoğrafını almıştık. İkinci bir yazıt vardı hemen enstitünün önünde. Yine Brahmi yazısıyla Hüstolgoy 2 veya ikinci Hüstolgoy yazıtı. Ama onun resmi çekilemedi güneş ve benzeri sorunlarla. Şu an içeri alınmış durumda. İlk fırsatta o çalışılacak. Ama o taşın korunumu çok kötü. Yani taşın kendisi, kalitesi çok kötü. Harfler çok zor okunuyor ya da hiç okunamıyor. Benim okuyabildiğim tek kelime Kagan, iki akşara yani iki hece. Kagan'ı evet iki olacak. Evet iki hece. İki hece okuyabilmiştim. Bunu da başka bir yerde gördüğüm, daha doğrusu yakın zamanda gördüğüm bir fotoğraf sayesinde. Burası işte Hüstolgoy, yani Göbekli Tepe. Türklerden kalma ikinci en önemli taş. Birincisi Bugut, ikincisi Hüstolgoy. Kullanılan dil Moğolca. Çok açık Moğolca, net bir şekilde Moğolca. Tartışılacak bir durum yok çünkü bu konuyu bilen birisinin bu konuyla ilgilenmesi gerekir. Yani metinle ilgilenmesi gerekir, metne bakması gerekir. En yakın Moğol dili, bu Hüstolgoy'daki Moğol dili 1240'lara uzanır. Dolayısıyla karşılaştırabileceğimiz, ölçebileceğimiz yakınında bir Moğol dili yok. Şöyle düşünün. Orhun yazıtları 732-733 yıllarından. Oysa Uygur metinleri 10-11. Yüzyıla kadar uzanıyor. Yani 300 yıl yakınında bir metin var karşılaştırabileceğimiz Orhun yazıtlarını. Ama Hüstolgoy'u karşılaştırabileceğimiz en yakın metin 600 yıl sonra yazılmış. Dolayısıyla bu şu Moğolcadır, bu Moğolcadır demek bugün için çok zor ve erken. Karşılaştırmalar yapıldı. Alexander Vovin bunu Kidan Moğolcasıyla karşılaştırdı. Bundan başka Orta Moğolca ile karşılaştırdı. Hepsiyle ilgili ayrıntılı çözümleri var. Bunlar jurnalistikteki makalesinde görülebilir. Evet, Hüstolgoy'u görüyorsunuz.